Şeyh Bedreddin kaddesallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala derecesini âli eylesin. Hakikaten cellap ve çok tatlı bir zat idi. Yani oturduğunuz zaman insan böyle dizlerinin dibine dizlerini yapıştırmak istiyordu. O kadar çekici ve güzel bir siması ve hali vardı. O gün otururken böyle baktım, dedim ki oğlu böyleyse kim bilir babası nasıldı. Yani kime nasıl anlatacaksın ki Şeyh Maşuk'un büyüklüğünü? Onun cezzabiyetini, onun cellabiyetini, onun insanları bir mıknatıs gibi bir tek bakışıyla her şeyini terk ettirip de arkasına takışı nasıl anlatacaksın? Bu böyleyse dedim, kim bilir öncekiler nasıldı, kim bilir Şah-ı Hazna nasıldı, kim bilir Hazret nasıldı filan. Böyle bir şey geçti içimden. Neyse yemek yendi, hadme yapıldı filan. Sonra kalktı, müsaade istedi. Tabii biz hepimiz kapıya onu yolcu etmek için çıktığımızda sırayla herkes elini öptü. Sıra bana geldiğinde ben eldim, elini öptüm. Elimi bırakmadı. Bana döndü baktı, Fatih Bey dedi. Bizim büyüklerimiz demiştir ki şeytan bazen geçmişte kalmış büyüklerin büyüklüğünü insanın kalbine getirerek de insanı kandırabilir, aldatabilir. Şeytan nerede eski zatlar, nerede şimdiki zatlar der, onu kandırır. Çünkü şeytanın gayesi zaten sen intisap etmeni engellemektir. Sana der ki işte Hazret şöyleydi, Şah-ı Hazna böyleydi, Şeyh Maşuk böyleydi. Şimdi böyle şeyh yok, böyle mürşid yok. Böyle şeyh yok, böyle mürşid yok kelimesi şeytanın en büyük hilelerinden birisidir. Çünkü şeytan senin bu yolda amel etmeni, bu yolda hizmet etmeni engellemek ister. Şeytanın en büyük gayesi budur. O kadar habis ve o kadar karaktersiz bir kafirdir ki şeytan. Muradına ermek için elinden gelen her şeyi yapar insana. Büyükleri görmemiş olmak asla bugün yapıştığımız elin kıymetini bilmekten bizi alıkoymasın. Sakın böyle bir hataya düşmeyelim. Mürşid-i Kutb Gavsani Tacaseri Alemani Rahber-i Şeyh Melani Şihabuddin Seyyid-i Taha Rehber-i Şeyh Melani Şihabuddin Seyyid-i Taha.